Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videomda sizlere bebeğimin kolunu göstereceğim, nasıl yapıldığını ve vücudumuzla birleştireceğiz. İlk olarak kolumuzu yapalım. Ben bir tanesini yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini hep birlikte yapalım. İlk olarak 3 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı olarak ilerlemeyelim. 1, 2, 3. İkinci zincirimin içine 1x yapıyorum. 1. Üçüncü zincirimin içine 3 tane arttırıyorum. 1, 2, 3. Ve 4. Şimdi buradaki x'imin içine de bir arttırıyorum. 4, 5 ve 6. Böylece 6x'im oldu. Elimde 6x'im var. Şöyle düzeltelim. X'lerimiz belirgin olsun. Daha rahat çalışırız. Şimdi işaret ipimi alıyorum. Taktım. Bu sıramda BLO'dan ilerleyeceğim. Bakın şöyle. 1 2 3 Düzeltelim. Bakın 3 4 5 ve 6 Böylece satırımda 6x'im var. Şimdi bakın şöyle düzeltelim. İpimi takıyorum. Bir sıra düzülelim. Elimde 6x'imin olması lazım. Buna çok dikkat edelim. Her satırımızda işaret ipimizi takacağız ve elimizin 6x olmasına dikkat edelim. 1 2 3 4 5 6 Bir sıra ördüm. Şöyle göstereyim. Şöyle düzelte düzelte ilerleyeceğiz. Bir sıra daha beraber örelim. Bir. İki. Üç, dört, beş. İlk bir iki satırda biraz zorluyor fakat daha sonra gördüğünüz gibi rahatlıkla örebileceğimiz bir hal oluyor. Altı. Tamam.
Böyle devam edeceğiz. Bu şekilde 13 sıra öreceğiz. Her satırımızda mutlaka işaret ipimizi takalım ve devam edelim. İşaret ipimi takacağım. Son satırımı örüp bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 Tamam. Şöyle vücudunu tutuyorum, bakın şu şekilde yapıp tam şurada kenardan tığımı geçireceğim. Tamam. X yapıp birleştiriyorum. Tamam. Sonra düz olarak diğer kolumu birleştireceğim. Yan ortaya doğru ilerleyeceğim. Şimdi aynı şekilde bir tane daha yapalım. Tekrar kontrol ediyorum. Bir tane daha yapacağım. Ve diğer elimle birleştireceğim. Tığımı koluma geçiriyorum. Tamam. Sonra vücudumla birleştireceğim. X yaparak. Şimdi. Geçirdim. Ve X yaptım. Tamam. Ve devam edeceğim. Şimdi kolumu birleştirdiğim yere geldim. Buradan bakın şöyle giriyorum. Kolumun etrafında dolaşacağım. Daha sonra etrafından dolaştım, bakın vücudun ön kısmından ilerleyeceğim, şöyle birleştiriyorum. Tamam, düz olarak ilerliyorum, hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum. Diğer koluna doğru ilerliyoruz.
Şimdi kol kısmına geçtik. Kolumuzun etrafından dolanarak vücutla bütünleştireceğiz. Tekrar vücuda geçtik. Kolumuzu birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Arka orta kısma geleceğim ben. Herhangi bir yerde işaret ipimi takmak istiyorum. Tamam. Ve kollarımın etrafından şöyle bir iki kere düz olarak hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmadan sıramızı düz olarak örelim. Devam edelim. İki sıra düz olarak ördükten sonra tekrar ipimi takıyorum ve koluma doğru ilerliyorum. Kolumuzun omuz kısmında azaltma yapacağız. Kol kısmına geldim. 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum ve kısaltıyorum. Sonra devam edeceğim. Kısalttıktan sonra 1 x yapıyorum. Bir tane daha azaltıyorum. Şimdi düz olarak devam edelim. Diğer kolumuza gidelim. 1 2 3 4 Şimdi bakın, tam koluma geldim. Kolumun kenarında 3 tane azaltacağım. 1x yapacağım. Bir tane daha azaltacağım. Onu hesaplayarak x payı bırakıyorum. Şöyle bir daha bakalım. 1, 2, 3, 1, 1, 2. 2 tane daha öreyim. 1, 2. Şimdi 1 azaltıyorum. 1 ördüm. 3 tanesini birlikte alarak azaltıyorum. 1 2 ve 3. 3'ünü birlikte aldım ve azalttım. Şimdi devam ediyorum. İşaret ipimi taktığım yere geldim. Burası benim başlangıç noktam. Evet. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. İşaret ipimi taktım ve 3 örüp bir azaltarak satırımı devam edeceğim. 3 Bir azaltıyorum. 1
3, bir azalttım. Bir, iki, üç, bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, bir azaltıyorum. Bir, iki, İpimi çıkarıyorum. 3, bir azaltıyorum. Bakalım. Bakın şöyle boyun kısmına doğru toplanmaya başladı. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sefer işaret ipimizi takmamıza gerek yok. Çünkü satır boyunca 3 örüp 1 azaltarak devam edeceğiz. Devam edelim. 1 2 3 azaltalım. 1 2 3 azaltalım. 1 2 3 azaltalım. 1 2 azaltalım. 1 ediyoruz. Tekrar 3 örüp 1 azaltmaya devam edelim. 1 2 3 azaltıyorum. 1 2 3 azaltalım. 1 2 3 azaltalım. 1 2 3
azaltıyorum. Tamam. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi daha da belirginleşti bebeğimiz. Elyafla doldurmak istiyorum. Şöyle küçük bir elyaf aldım bakın. Ve şu minik kolunun içine doğru ittireceğim. Şöyle düz tutalım. Şöyle ince bir çubuk yardımıyla bakın şu şekilde koluna doğru ittiriyorum. Evet. Çok azıcık daha. Bu şekilde. Şöyle çok az kolumuza elyaf yerleştirdik. Daha güzel bir görünüm oldu elyafla birlikte. İşaret ipimi taktım ve bu sıramda elimde ne kadar x olduğunu bilmek istiyorum ki boyunda kaç tane x bırakmam gerektiğine karar vereceğim. Devam ediyoruz. 1 2 3 azaltıyorum. 4 5 6 7 azaltıyorum. 8 9 10 11 azaltıyorum. Elimde 12 x'im var böylece azalttım. Sıramda 12 x'im var. Şimdi bu sıramda bir örüp bir azaltacağım. Bir ördüm. Bir azaltıyorum. Bir, iki. Üç. Azaltıyorum. 4 5 azaltıyorum. 6 7 6
7 azaltıyorum. 7 azaltıyorum ve 8. Tamam. Şimdi elimde 8 x'im var. Bu tür küçük bebeklerde el yapı doldurmak için ben de şöyle minik minik tahta parçaları vardı. Onları kullanıyorum. Çok güzel, çok kullanışlı. Tamam. Şöyle omuz kısımlarına doğru azıcık elyafımızı ittirelim. Tamam. Azıcık da şöyle. Evet, yeterli. Şimdi boynum için elimde 8 x'im var. Bu 8 x'imi 1 2 sıra öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir sıra daha örelim. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Bakalım. Şimdi dikmek için birazcık pay bıraktım ve ipimi çıkarıyorum. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. Elyaf ihtiyacı var mı diye. Birazcık daha şu kısımlara doldurma yapabiliriz. Şöyle aynı şekilde bakın şu ince çubuğumu alıyorum. Ve şu elyafı içeriye doğru ittireceğim. Tamam. Şimdi bebeğimizin başını yapacağız. Başını yaptıktan sonra boyunla birleştirirken şöyle
Yani şu kadarcık bir telle birlikte destek yapmak istiyorum ki başı bir sağa sola kayma yapmasın. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.